Seçim öncesindeki son haftaya başlıyoruz. Belirsizlik arka arkaya gelen anketlere rağmen bir türlü giderilemedi. Bu belirsizlikte piyasalar üzerinde ağırlık oluşturmaya devam ediyor. Borsa geçen cumayı %2'ye yakın bir kayıpla kapadı. Ama sadece borsayı değil bütün piyasaları etkiliyor bu belirsizlik. Yani seçim sonrasında hangi ekonomi politikalarının uygulanacağı, hangi para politikası, hangi maliye politikası bütün piyasalar için son derece kritik. Yani konut fiyatları için de kritik. Çünkü biliyoruz ki Merkez Bankası'nın politika faiziyle konut fiyatlarının artış hızı arasında çok ciddi bir ilişki var. Ve bu belirsizlik otomobil fiyatları için de son derece önemli. Yani döviz ne olacak, dolar ne olacak? Şu anki politikalar Merkez Bankası'nın rezerv satışı devam edecek mi? Yoksa kapağı biraz gevşetecek mi veya toptan kaldıracak mı? Otomobil fiyatları için de son derece önemli. Nitekim ilk çeyrekte Türkiye'de otomobil satışlarında rekor kırıldı. Yani bugüne kadar kayıtlı tarihin en yüksek satışı gerçekleşti. Bunun sebebi de seçim belirsizliği nedeniyle seçim sonrasında kuvveden fiile çıkabilecek talebin öne çekilmesi. Otomobilde de işte bu durum, bu belirsizlik talebin öne çekilmesi şeklinde yansıdı. Şimdi bu belirsizlikte yapılacak tek şey farklı senaryolar bazında geleceğe dair öngörülerde bulunmak. JP Morgan, Amerikan Yatırım Kuruluşu bunu yapmış. Seçim sonrasında 4 senaryo bazında dolar ne olur, borsa ne olur bir rapor yayınladı. Ona birazdan yer vereceğim bugünkü videoda. HSBC'nin de küresel araştırma biriminin de seçim sonrasında işlerin iyi gitmesi durumunda hangi hisseler Borsa İstanbul'da öne çıkar önerileri var. Ona da yine bugünkü videoda bakacağım. Ve bu arada geçen hafta borsada ne oldu ve bu haftaya nasıl başlıyoruz? Her hafta olduğu gibi yine bakmaya çalışacağım. JP Morgan'ın senaryolarıyla başlayalım diyeceğim ama önce bir kere Nurettin Nebati'nin, Hazine ve Maliye Bakanı'nın geçen hafta söylediklerini bir hatırlayalım. Dedi ki Nebati, dövizde rally olmayacak ve faiz de artmayacak. Yani seçim sonrasında şu anki politikaların aynen devam etme ihtimali var. Yani bu olasılığı da bir kere hatırda tutmak gerekiyor. Bunu söyledim. Yani önce bunu söyledim. Çünkü JP Morgan diyor ki raporunda kim kazanırsa kazansın Türkiye'de Türkiye ekonomisinde bir düzeltme kaçınılmaz. Yüksek enflasyon ve yüksek cari açık bunların sürdürülemez olması nedeniyle Türkiye'de bir düzeltme yaşanacak. Kim kazanırsa kazansın. Ve düzeltme derken de tabii ki kurda bir yükselişi de yine kastediyor JP Morgan. Şimdi gelelim senaryolarına. JP Morgan'ın 4 senaryosu var. Biri seçim sonrasında ortodoks ekonomi politikalarına güçlü bağlılık. Yani bir kere JP Morgan'a göre ortodoks ekonomi politikalarına az veya çok geçilecek. Yani ona şüphe yok. Ama bunun derecesi önemli ve bu güçlü bir bağlılık olursa dolar 25 liraya yükselecek seçim sonrasında JP Morgan'a göre. BIST endeksi borsa 10.879'u görecek. Şu anki seviyesinin 2 katından da fazla. Bu güzel ama daha güzeli var. Eğer ortodoks ekonomi politikalarına bağlılığa bir de boğa piyasası içeride Türkiye'de eşlik ederse yani Türk lirası varlıklarda bir boğa piyasası yaşanırsa o zaman dolar 24 liraya sadece çıkacak ve Borsa İstanbul BİST endeksi 12.594'ü görecek. Rüya gibi gerçekten. Üçüncü senaryosu yine ortodoks ekonomi politikaları ama uygulamada bir takım riskler var ve o risklerin gerçekleşme olasılığını da hesaba kattığımızda o zaman dolar 27 liraya çıkacak ve Borsa İstanbul BİST endeksi 9.890'ı görecek. Son senaryo yine ortodoks ekonomi politikaları ama ılımlı bir geçiş ortodoks politikalara. Yani onun yanında popülist politikalarla karışık ortaya karışık diyelim. O durumda dolar 30 liraya çıkacak ve BIST endeksi 5.340'ta kalacak. Bu da en kötü senaryo. Ortodoks ekonomi politikaları ne demek? Herkes bilmek zorunda değil. Yani genel kabul gören başka ülkelerde genellikle uygulanan politikalar ki onların başında enflasyonla mücadele için işte Amerika'da yapıldığı gibi, Fed'in yaptığı gibi, Avrupa'da yapıldığı gibi, ECB'nin yaptığı gibi politika faizinin beklenen enflasyon seviyesine çıkarılması var. O da güçlü bir Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın güçlü bir artırım yapması anlamına geliyor. Seçim sonrasında işte her durumda aslında iyimser JP Morgan ama iyimserliğinin dereceleri var gördüğünüz gibi. Borsa için de iyimser. Bir kere diyor ki şimdi Türkiye'de borsa, bunu hepimiz biliyoruz zaten, son derece iskontolu. Yani büyük dev şirketlerin hisse senetleri de gelişen ülkeler borsalarındaki sektör ortalamalarına göre ciddi iskontolu işlem görüyorlar. Ve Şu anda Borsa İstanbul'un iskontosu gelişen piyasalar borsalarına göre %65. Oysa son 15 yılın Borsa İstanbul'un iskonto ortalaması %28. Yani o seviyeye gelse bir kere ciddi bir yukarı yönlü potansiyel var Borsa İstanbul'da. Ve 2010'lu yıllarda Türkiye ekonomisinde işlerin iyi gittiği yıllarda Borsa İstanbul'un iskontosu gelişen piyasalar ortalamasına %28, yani oralara geldiğinde ise işte o zaman çok ciddi bir potansiyel yine olduğunu görüyoruz. Aynı potansiyel tabii ki hisse senetleri içinde var. BİM mesela, Akbank ve yine Coca-Cola eğer iskontoların azalması durumunda nereye gidebileceğini incelediği hisse senetleri diyor ki eğer Akbank ve BİM'de eğer gelişen piyasalardaki sektör ortalamalarına geldiğinde hisse fiyatları 2 katına çıkacak Akbank ve BİM, BİMAŞ. Coca-Cola içecekte ise aynı şey gerçekleştiğinde, yani sektör ortalamasına fiyat kazanç geldiğinde 3 katına hisse fiyatı yükselecek. Bu tablo bir dizi hisse senedinin, yani incelediği hisse senetlerinin iskonto oranlarını gösteriyor. Önümüzdeki 12 ay içindeki FK'larının fiyat kazançlarını da hesaba dahil ettiğimizde oluşacak iskonto oranları Türk Hava Yolları'nda, yani bu son senaryoda %65'in üzerinde, düzeltiyorum %63'ün üzerinde, Tüpraş'ta %25.7, BİMAŞ'ta %18.7, Koç Holding'de %49.6, Akbank'ta %31.9, onun altında Erdemir'de %50.1, Türkcell'de %57.1, Sabancı Holding'de %62.1, İşçe'de %45.8, Ford Otosan'da %35.9, Yapı Kredi'de %37.2, Koza altında %74.1 ve Coca-Cola içecekte %38.6. Bu önümüzdeki 12 ay içindeki FK'larını, fiyat kazanç oranlarını da dahil ettiğimizde oluşacak iskontolar bu hisselerde potansiyele işaret ediyor. HSBC'nin raporu Cuma gününün tarihini taşıyor ve Türk hisseleri başlığını yine taşıyor rapor. Diyor ki seçim sonrasında Türkiye ekonomisinde işlerin düzelmesi durumunda HSBC Küresel Araştırma Birimi'nin önerdiği hisse senetleri BİM, Şok Marketler, Anadolu Efes, Koç Holding ve bankalar tarafında da Yapı Kredi. Hepsi için al tavsiyesi vermiş. Hedef fiyatları bu hisseler için Anadolu Efes'te 85 lira, BİM'de 200 lira, Koç'ta 93 lira, Şok Marketler'de 40 lira ve Yapı Kredi'de 13.25 lira. Yani seçim sonrasında eğer gerçekten Türkiye düze çıkarsa, ekonomi politikaları normalleşirse o zaman borsada sahiden çok büyük bir potansiyelin olduğunu burada görüyoruz. İki ayrı rapor da bize aynı şeyi söylüyor. Zaten bir anlamda da aslında aklın yoru. Bir, bunu yabancı raporlarına da gerek yok. Hepimiz görebiliyoruz. Geçen hafta, geçen cuma Borsa İstanbul 4400'den kapattığı günü, bu kritik bir seviye. Çünkü 200 günlük ağırlıklı ortalamanın altına işaret ediyor. Önümüzdeki günler için iyi bir sinyal değil. Ve bu arada yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'daki kayıp endekste %20'yi geçti ve biliyorsunuz bir piyasada yakın dönem zirvesinden %20'den fazla kayıp o piyasanın ayı piyasasına girdiği anlamına geliyor. Borsa İstanbul'da kısacası geçen hafta ayı piyasasına girmiş durumda. O da iyi bir işaret önümüzdeki günler için. En azından seçim öncesi için, belki de aynı zamanda ikinci tur öncesi için de iyi bir işaret değil. Videonun sonunda altın sertifikasına da bir bakmak istiyorum. Geçen haftaki videonun ana konusuydu. Onunla kapatacağım. Altın sertifikası biliyorsunuz 0.01 gram altına karşılık geliyor. Darphane tarafından ihraç edilmişti geçen sene. Borsada işlem görüyor. Fakat yani gram altına endeksi olmasına rağmen borsadaki fiyatı gram altından kopmuş durumdaydı. Geçen cuma sabah saatlerinde bütün dünyada altında bir yükseliş yaşandı. Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını bitiriyorum mesajı ve onun yanında Amerika'daki banka iflasları ve yine Amerika'daki borç tavanı meselesi nedeniyle altın yükselince bizde de gram altın yükseldi ama altın sertifikası borsadaki iyice koptu. Gram altın işte kapalı çarşıda 1370 lira civarındayken borsada altın sertifikası bir ara 15.30'u gördü ki bu 1530 lira gram altın hesabıyla 1530 liraya karşılık geliyor. Bir köpük oluşmuştu. Hala da var. Ama işte cuma günü daha sonra öğleden sonra biraz geriledi. 15 liranın altına indi ama 14.99'dan kapattı. Peki bu niye indi? Cuma günü olan bütün dünyada ons altın düştü. Altın fiyatlarında tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Amerika'da Cuma günü öğleden sonra Türkiye saatiyle beklentilerin üzerinde geldi. Ve bu arada Amerika'da işsizliğin de artması bekleniyordu. Düştüğü görüldü. Ve bunun etkisiyle bir anda ons altına sert bir düşüş yaşandı. Ve altın sertifikası da ona bağlı olarak Borsa İstanbul'da geriledi. Altın sertifikası arz ve talebe göre fiyatı belirleniyor. Seçim sonrasında eğer altında, gram altında sert bir yükseliş bekliyorsanız aslında şu anki seviyelerin altın sertifikasında tabii ki bir anlamı var. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Haftaya pazartesi seçim sonucunu yorumlayacağız. Belki de ikinci tura kalmış olacak. Büyük olasılıkla anketler öyle söylüyor. O durumda piyasaların görünümü yine haftaya pazartesi yayınında olacak.